Hava gitgide soğuyor. Zaman elbette aleyhimize işliyor ama umut hala var, değil mi? Kesinlikle enkazın bulunduğu noktada çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri zaman zaman tabii ki bölgedeki çeşitli noktalarda çalışmalarını arttırıyorlar. Özellikle aslında yüksek binaların yıkımı gerçekleşen noktalarda arama kurtarma ekiplerinin sayıca fazlaca görebiliyoruz. Fakat bulunduğumuz bu alan toplanma alanı olduğunu söyleyebiliriz. Gaziantep'teyiz, Şahinbey ilçesindeyiz ve Tüfekçi Yusuf farkındayız. Tabii hava bu sıralarda 4 dereceyi gösteriyor. Tabii sıfıra yakın derecelerde ve vatandaşlar da kendi imkanlarıyla bu parka gelmiş durumdalar ve evlerine girmekte imtina ediyorlar ve bulundukları noktalarda tabii çoluk çocuk burada vakit geçirmeye çalışıyorlar. Öte yandan ateş de yakılmış durumda. O ateşle birlikte de ısınmaya çalışıyorlar. Bir önceki bağlantıda Adıyaman'daydık. Şimdi Gaziantep'teyiz. Tabii Gaziantep'te İbrahimli noktasında bir yıkım söz konusu. Hemen de o noktada arka tarafta bulunuyor. Fakat biz geçiş güzergahımızda bu alanda toplanma noktası olduğunu gördük ve burada bir yayın yapmak istedik, kamuoyuna aktarmak üzere. Tabii bulunduğumuz bu parkta çok sayıda aile olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Zira burada vatandaşlar evlerine girmekten çekiniyorlar ki bazı noktalarda aslında enkazın oluşmadığı noktalardaysa binalarda hasar meydana geldiği için bundan imtina ediyor vatandaşlar. Tabii bir önceki bağlantımızda yani Adıyaman'da çektiğimiz o görüntülerde de hasar almış binalar akabinde artçı sarsıntıların devam etmesi ve yeniden bir depremin oluşması, özellikle 7 büyüklüğünün üzerinde bir depremin meydana gelmesiyle birlikte bulunduğumuz o caddede sadece 3 bina yıkılmıştı, hasarlı bina. İşte vatandaşlar da burada bundan korkuyorlar ve geceyi bu parkta geçirecekler. Tabii erzak ihtiyacı, ısınmak için battaniye ihtiyacı ve çeşitli ihtiyaçları da tabii söz konusu. Bölgeden, çevreden o ihtiyaçlarını gidermek için de teyakkuz halinde.